Etkili Matematik CYT Soru Bankası, set 434, birinci soru. 4 gün çalışıp bir gün çalışmayan bir işçinin 7. çalışmadığı gün salı olduğuna göre 28. çalışmadığı gün aşağıdakilerden hangisidir? İlk olarak 4 gün çalışıp bir gün çalışmıyorsa 5 günde bir ne yapacak? Durum tekrara dönecek. Bunu bir not alalım. 7. çalışmadığı gün ve 28. çalışmadığı gün dediği için 28'den 7'yi çıkardığımızda geriye kalan toplam 21. çalışmadığı gün olacak. 21. çalışmadığı. Şimdi çalışmadığı günler 5 günde bir denk geldiği için 21 ile 5'i çarparsak buradan 105 buluruz. Günü bulmak için de aradan 105 gün geçti. 105'i 7'ye böldüğümüzde toplamda 15 kere gelir ve kalan 0 olur. Dolayısıyla günlerden yine salı olacak. Cevap B şık. İkinci soru. 8 gün matematik çalışıp bir gün biyoloji çalışan Zeynep'in ilk biyoloji çalıştığı gün cuma olduğuna göre 12. kez biyoloji çalıştığı gün hangisidir? Şimdi Zeynep bir defa ilk gün zaten biyolojisini çalışmış. 12. kez dediği için 11. kez biyoloji çalıştığı günü bulacağız. Şimdi 8 gün çalışıp bir gün biyoloji dediği için 9 günde bir aslında biyoloji çalışıyor. Çünkü diğer günler matematik çalışıyor. Dolayısıyla buradan 11'i 9'la çarptığımızda aradan toplam 99 gün geçmiş olacak. Şimdi bu 99 günü de gidip 7'ye böldüğümüzde günümüzü buluruz. Bu 99'u 7'ye böldüğümüzde 14 kere gelir ve buradan kalanımız 1 olur. Peki Zeynep Cuma günü zaten çalışmıştı. Cuma'nın üzerine bir gün eklediğimizde günlerden cumartesi olur ve cevap E şıkkı olur. Üçüncü sorumuz. Yalnızca çalıştığı günler sabit bir ücret alan bir işçi 5 gün çalışıp 2 gün çalışmamaktadır. 12. çalışmadığı gün Perşembe olan bu işçi işe farklı bir tarihte başlayıp 6 gün çalışıp 1 gün çalışmasaydı. 6. çalışmadığı güne kadar kazanmış olduğu ücret ilk durumda kazandığı ücrete eşit olacaktı. Buna göre ikinci duruma göre çalışmış olsaydı 15. çalıştığı gün aşağıdakilerden hangisi olurdu? Şimdi ilk olarak birinci durumuna bakalım. Yani birinci gün için. Birinci durumda bu kişi 5 gün ne yapacak? İşe gidecek. Sonra 2 gün tatil yapacak. Dolayısıyla burada da 7 günde bir denk gelecek. Sonra ikinci duruma baktığımızda ikinci günde 6 gün çalışıyor. Burada iş var ve bir günü de ne yaptı? Tatil yaptı yine. Burada da hep 7 günde bir yeniden başa dönüyor. Şimdi bize burada 6. çalışmadığı güne kadar dediği için burayı 6 ile çarptığımızda demek ki buradan 42 gün geliyor. Aynı parayı kazandığı için burayı da 6 ile çarpacağız ve burası da 42 gün gelecek. Dolayısıyla şimdi Perşembe günü izin yaptığını söylemişti soruda bize. Perşembe günü izin yaptığı için bizim toplamda 15 günümüz var. Dolayısıyla 15'i 7'ye böldüğümüzde 7 içerisinde 2 kere var, kalanı 1. Perşembenin üzerine bir tane gün eklediğimizde Cuma'ya denk gelir. Dolayısıyla Cuma günü aslında ikinci iznini yapmış olacak.